Merhaba sevgili dinleyiciler, bir Söz Sözü açtı programıyla. Bugün de sizlerle birlikteyiz. Efendim, Berat Abdullah Harbaz, Recep Tayyip Mutlu var bugün. Ana kumanda masamızda, sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Sevgili dinleyiciler, araştırmacı, tarihçi, yazar İsmail Yağcı, stüdyoda konu. Efendim, varlık vergisini konuşuyorduk. Sıra varlık vergisinde muhataplarının söyledikleri var, hatıraları var. Evet. O çok önemli, onu dillendireceğiz. Ama öncelikle e, biliyorsunuz... Biraz da memleketin gündemine isterseniz değinelim ne dersiniz? Var, yani iyi olur, iyi olur. Gezi düşünelim. bizi gezi bizim için çok önemli bir tarihtir. Evet. Evet. Türkiye'nin ihracatında bir patlama var. Hı. Meğer gezi de <laughs> bir ihraç edilen malımızmış bizim. Chapoling. Evet. O İtal zaman değilmiş. E, Batı basını Chapoling ismini koymuştu İngiltere üzerinde. Evet. Çapulcular anlamında Chapoling ya da Chapolin evet. Evet şimdi malum Türkiye'nin ihracatı 200 milyar doları böyle gidiyor gidiyor geliyor Evet. yakalamak üzere bir televizyon kanalında bir gün önce bir adam çıktı göğsünü yere yere Evet. Tartışma programında hani memleketi düzeltiyorlar ya. <laughs> şey bunlar yani hiçbir mesuliyet taşımamışlar ömürlerinde. Maalesef. Bir, Belki bir aile bağımdan, mesuliyeti lay, lay, ta taşımamışları var. Evet. Ama dünyayı düzeltmeye kalkıyorlar. Tabii. Ya oturduğun sandalyeyi bir düzelte veda. Onu düzeltemiyor. Ama memleketi düzeltiyor. Güzel harp planları veriyor. Tabi. Devlet idarecilerine bakın şöyle yapın diyor. Dünya siyaseti öğretiyorlar. Şöyle şöyle yapmanız lazım diyorlar. İyi de arkadaş buraya imza atar mısın o dediğinin altına? Yok. Ben imzalı değilim. Bana yetki verirseniz ben geçerim. O zaman görüm. E kardeşim sen beni kapana sıkıştırdıktan sonra elimi kolumu bağlayınca ben sana ne diyeceğim ki? Ben sana rey ver in aşağı desem inmeyeceksin zaten sen. Evet. Ağzı olan konuşuyor gibi Kus bir platform. Kusura bakmayın yani ben senin böyle avlamak için kullanılan kelimelere kanmıyorum biz yakın zamanda geleceğiz ve demokratik idareyi millete göstereceğiz diyor Aa. Allah Allah o yakın de zaman demokratik güçler e, işareti var ya bir Amerika kuruluşunun demokratik güçler diyor iktidara gelsin yakın ya zaman gelecek. ne zaman acaba yakın zaman yarın mı <laughs> bir ay sonra mı bir evet. sene sonra mı bir asır sonra mı iki asır sonra mı ya sen 70 yıldır zaten, 80 yıldır milletin gönlünün anasına ağlatmışsın. Her aldığın fırsatta iktidarı milleti ağlayarak bırakmışsın. Evet. Diyorsun ki ben demokratik bir idare kuracağım. Peki kendin hangi demokrasinin kuralına uydun? Ha demokrasi tartışılır, o ayrı. Ama madem ki demokrasi diyorsun, demokrasinin de kendine göre bir kuralları var. Sen diyorsun ki ben demokratım. Peki seçimleri nasıl yapıyorsun? E, kendi yanındaki adamlarını nasıl seçiyorsun? Parti idaresinde ne kadar demokratsın? Yo, Kendi aramızda konuşuruz. Dışarıya kimse bir şey diyemez. Evet. Diyeni yakarım. Ana. Niye arkadaş şöyle? Ama ben, ben konuşmayın bilmiyorum. Hayır, o şöyle bir şey var. Sözünüzü bal balda kesiyoruz. Batı emperyalizmi öyle diyor. Mesela başta Amerika. Her şeyinizden beni haberdar edeceksiniz. Attığınız her adımdan. Ama benim yaptığım yaptığımı eleştirmeyeceksiniz. Aa, yüzelemeyeceksiniz. Wilson prensiplerinin <laughs> birinci maddesi bu. Değil mi? İlk maddesi. 14 maddenin birinci maddesi bu işte. Şimdi adam diyor ki ben istediğim adamı il başkanı seçeceksiniz. İkinci ada şey yok. Rakip yok. Rakipsiz bu aykırı konuşan çık dışarı kardeşim diyor. Efendim niye böyle yaptınız diye soranlara ya diyor bizim parti kongrelerinde çok sandalyeli bilmem tabureli falan kavgalar gürültüler oluyor. Böyle bir şey olmasın. Aa, yani kavga olmayacak. Herkes yumruğunu sallarken bile seni seviyorum başkan diyecek. Gözün üstüne vururken de çok seviyorum seni ama ne yapayım diyecek. Elimi tutamadım, elim değdi. Kuzey Irak, şey Kuzey Irak, Kuzey Kore liderinin önünde ağlaşmaları. Duruyor. Evet, evet, evet. <laughs> Ağlamayanı asıyorlar ya. <laughs> çok güzel. O da çok demokrat ama. O da çok demokrat. Bunlar demek ki o demokrasiyi benimsiyorlar. Tabi. Şimdi insan çok üzülüyor. Suriye Bataklığı adını koydular. Evet. Adını bir defa Bataklık olarak koydular. <laughs> Suriye Bataklığı. Irak niye Bataklık değil? Amerika battı da çıkamıyor. Basra'da zaten hakiki fiziki bataklıklar var. Tuz çukurları var orada. Basra Körfezi'ne. Basra evet. Körfezi'ne ye bağlanan yerde o Şaddül Arab'ın böyle e, artık her şey düzelip e, iki ırmak bir akarken oradan... ...onun etrafı olduğu gibi tuzlu toprak ve bataklık sıcak sular da fışkırıyor. Belki denizin altında da öyle sular fışkırıyor. Efendim orası batak. E Amerika girdi, çıkamıyor. Çıkmak istemiyor gibi yapıyor ama çıkamıyor. Amerika batakta. Niye Kuzey Irak batağı demiyor? Efendim veya Irak batağı demiyor da Suriye bataklığı diyor. Yani bataklık diyerek bakın ey benim seçmenlerim veya ey vatandaşlarım Türkiye'yi bu idare bataklığa sürüklüyor. Ha, onu iyi ima ediyor. Onu demek istiyorlar. Ona alıştırmaya çalışıyorlar zihileri. Peki, Amerika'nın bu bataklıkta işine Suriye'de... Rusya'nın, İran'ın, Batı'nın... Fransa'nın işine... evet, Almanya kılına dokundurmuyor. Almanya'nın işine... İngiltere hiç dışarıya renk vermeden... El altından bütün siyaseti o yönetiyor. Onun işine bu bataklıkta... Yani... Ben siz onlara laf atmıyorsunuz. Ben birazcık bu bataklığa girenlere eğer bataklıksa burayla uğraşanlara karşı ya hop burası köpeksiz köyde deneksiz mi dolaşıyorsunuz? Ne münasebet kardeşim? Deyince sen çık sen çık oradan diyor. Sen çık. Anadolu çocuklarını diyor. Oralarda niye şehit ettiriyorsunuz? Fakir fukara çocukların kanlarını niye akıttırıyorsunuz? Hoş geldin Talat Paşa. Sana, sana... <laughs> evet. Karşılama törenlerinde kefen giyenleri götürsene yarına diyor. Evet. Onları göndersene oraya da diyor. Anadolu çocuğunu, fakir Anadolu çocuklarını gönderiyorsun. Allah! 1912 Birinci Balkan Harbi... Edirne müdafasında... Talat Paşa'nın er kıyafetiyle siperleri dolaşarak o gün siperleri dolaşarak Edirne'yi Makedon çetelerine karşı Bulgara değil aslında Bulgara diye bize okullarda yutturdular bunu Makedon çetelerine karşı oradaki tavuk ormandaki ağaçların kabuklarını yiyerek icabında fare eti yiyerek vatanlarını savunan çocuklara siperlerde gidiyor siz Anadolu çocuğusunuz bu Trakya'da ne işiniz var beya oluyor? diyor. Ne işiniz var beya Sizin çocuklarınız orada. Herkes namusuna musallat oluyor. Köylerde bir sürü insan sizin karılarınıza, kızlarınıza saldırıyor. Siz burada vatan koruyoruz diye şu bataklık yeri koruyorsunuz. Diyor. Karslılara, değil mi? Yozgatlılara, efendim, Vanlılara bunu söylüyor. Yani Anadolu'dan giden askerlerin hepsini şey, evet. söylüyor. Yani Osmanlı askerine Edirne'yi müdafaa eden müdafilere savunma yapanların hepsine bunu siperleri tek tek söylüyor. Peki başka bir işi mi vardı Edirne'de? Hayır. Parti adına bu iş için gitti. Edirne'yi gelenlere açabilmek için gitti. Çünkü Makedon çeteleriyle bunlar Makedonya'da sözleşme imzaladılar. Biz size yardım edeceğiz, siz bize yardım edeceksiniz. İddaa Terakki Partisi adına. İddia Terakki. Ve İddia Terakki zamanında Bulgarlar diyorlar ama Çatalca'ya gelenler Bulgarlar değil, Makadon çeteleri. Bunlar erzak ve mühimmat sıkıntısı çektiklerinden Edirne'den de tren hattı geçtiği için o taraftan Balkanlardan gelecek ikmal maddeleri, lojistik ikmali o trenle yapılacaktı. Ama Edirne'den geçtiği Şükrü Paşa bu trenleri göndermiyordu. Çatalca'ya kadar olan Trakya bölgesindeki bu çetelerin teşkilatı aç Hükümet, bunlara trenlerinizi geçirebilirsiniz diye izin verdi, Ataullah Bey. Evet, İttihat ve Trakya İdaresi var o bizim zaman. Bizim ise, bizim ise, bu sefer Yunanistan'dan geçen bu tren yolu, aynı tren yolu Yunanistan'dan da geçiyor. Efendim, oradan geçen tren yoluyla İstanbul'dan topçuya mühimmat göndermemiz lazım. Erzurumlu Şükrü Paşa'ya, Edirne müdafilerine. Bulgarlar dedi ki geçemezsiniz, Yunanlar dedi ki geçemezsiniz. Peki dedi hükümet, ya sen de onun mütekabiliyet esası dediğimiz şeyle hiç olmazsa, mütekabiliyet Korkanları yapacağı şeydir icabında. Aman ya o bana vurdu, ben de ona vurdum. İlk vuran oydu, ben de ona vurdum. Niye? Suçlar eşit. Ama ilk vuran daha suçlu oluyor. Yapıyor, ben ona yapıyorum. Yapıyor, savunma tarzıdır bu. Taarruz tarzı değildir. Niye taarruz değil? Adam vatanına taarruz etmiş. Sen onlara taarruz et. Ve Şükrü Paşa'ya 30 gün burayı koru yeter dediler. O adam e, 30 gün sonra ne olacak? 30 gün sonra Makedon çeteleri gelecek Edirne'yi alacaklar. 155 gün dayandı. Sen bu Makedon çetelerine kolaylık göstermedin. Ve Çatalca bölgesine giden Makedon çetelerini orada padişaha sadık kalmış iki büyük askeri grup vardı. Biri Çatalca'da, biri de Gelibolu bölgesinde. Gelibolu bölgesindeki asker Gelibolu tarafına bu Balkanlardan gelen Balkan Harbi'nin kollarını oraya sokmadı. Anladım. Şimdi Çatalca'da da adamları çaktılar bıraktılar. Yoksa İstanbul'a çoktan girecekti Bulgarlar. Şimdi şu, şu millet merak eder. Şükrü Paşa bu, bu şeye Talat Paşa'ya bir şey yapmamış mı ya? Şöyle bu şimdi bu durumu tespit edince Buzgunculuk yapınca Tespit edince evet. Paşa böyle bunun bir punduna arıyordu. Bir gün geldi Talat Paşa Erzurumlu rahmetli Şükrü Paşa'ya Paşam dedi. Eninde sonunda bu Yunan Bulgar Edirne'yi alacak görüyoruz dedi yani. Çok sıkışıyor askerler. Alınsın evet. istiyor adam ya. Tabii tabii. Alınsın istiyor. Cephedeki askere bırak git diye ne der? Düşmana o yurt parçasını ikram ediyor demektir. Bu Selimiye Camii de dünyada emşali, emsali olmayan bir İslam eseridir. Bunun içini helal yaparlar. Hayvan bağlarlar. Hakaretler ederler. Dedi bunların şimdiden daha girmeden onlar Şimdiden temellerine lağımlar kazdıralım. Yani çukurlar kazdıralım. Lağım çukur demek. Hı hı. Yani bu kanalizasyon meselesi değil. Anladım. Çukurlar kazdıralım. Oralara barutlar dolduralım. Ve onlar girmeden daha biz bunu dört köşesinden patlatalım. Yıkalım ellerine geçmesin. İslam'ın namusu kurtulsun dedi. Helal olsun be Allah Allah. Camiyi Tövbe de yıkacak Tövbe ya. Tövbe estağfurullah. Camii helal olsun Evet helal olmasın tabii. <laughs> Şimdi Cinayye var burada evet. Şükrü Paşa Şükrü Paşa baktı baktı dedi ki sen mevzileri de dolaşıyorsun, siperlerde işte, de dolaşıyorsun. Var yani bozgunculuk yaptığın var tabii canım. Hmm. Dolaşıyorsun. Böyle bozgunculuklar yapıyorsun. Şimdi de vara gelip Selimiye yıktırmak istiyorsun. Erkılıklı dedi. Erkılıklı partili derhal burayı terk etmen lazım. Eğer bugün akşama kadar Edirne'yi terk etmezsen ben seni dedi burada kara ağaçta asırım. Ya. Dar ağacını kurar asırım dedi. O kaçtı. Yedeği geldi Doktor Şakir. <laughs> Bahattin Şakir. Evet. Bırakmadılar orayı. Tabii. Sırf Edirne düşsün diye. Bu Edirne düştü. 155 günde düştü. Bu adam milli kahraman olması lazım. Şimdi Avrupa'da suya düşen birini kurtaranı kahraman ilan ediyorlar. Teleferikten düşeni kurtaranı kahraman ilan ediyorlar. Ya koca bir Edirne'yi tarihi başkenti 155 gün düşmana kaptırmayan adamı iki tarafı kapalı hapishane arabası gibi bir yaylı arabayla, yaylı arabalar vardı eskiden. Evet. Gördünüz mü? Bilir misiniz yani? Hayır, araba. görmedim at arabası takır tukur takır tukurdur. Yerdeki taşları siz arabanın içindeki takırtıdan sayarsınız. Ama yaylı arabada arabaların makası gibi onda da makas vardır. Kamyonların veya... Efendim, türküsü Tabii. var yaylı geliyor yaylı diye. Ha. evet. Ha. O yaylı arabayla İstanbul'a gece soktular ve gece Erenköy'deki evine geçirdiler. Halk görüp de bunu milli kahraman ilan edip bize ayaklanmasın diye. Buyur. Ya bu vatanı müdafaa eden adamı niye bir idam mahkumu gibi, ırz düşmanı gibi, cani eşkıya gibi geceleyin gizlice soktular? Bir ittihatçı izah etsin. Şu anda da ittihatçıların fikrini müdafaa edenlerin hepsi izah etsin bunu. Kalksınlar bir delil bulsunlar, bir belge bulsunlar ya. Şimdi Suriye'yi Suriye'yi savunan askerlerimiz yani bizim hudutları savunan Suriye içerisindeki askerlerimize de zaten karşı taraf çekil diyor siz de söylediniz. Evet. Biz buradayız ama siz çekilin diyorlar. Evet. İdlib'deki dayatma budur. Şimdi dolayısıyla içeride de politikacılar ne diyor bir kısım politikacı ne işin var bizim bu çekilin şeylerde? diyor. O çekilin da çekilin diyor. diyor. Aynı örtüşüyorlar. Evet. Peki kime alan açalım? Kime verelim? Kim komşumuz oldu? Komşularımız belli. Rusya orada ikinci defa komşumuz. Allah akıl fikir versin efendim. Evet. Zaten zaten biz size baştan da söyledik canım. Evet. Esad'a bırakın. Evet. Kendi vatandaşıdır. Öldürür de, yer de, sever de. Tabii. Döver de. Tabii. Oh. Ok. Sever de döver de. Yanı başınızda e, katliamlar oluşsun, zulüm olsun. Siz demeyin kardeşim falan ne yapıyorsunuz ya böyle bir zulüm oluyor. Şimdi mu? bakınız memleket şu anda Evet savaş halinde ama savaş ekonomisi yaşamıyor. Evet aradığımız her şeyi buluyoruz. Elhamdülillah. Savaşmakta olan askerlerimiz de insan. Evet. Subayımız, az subayımız, uzman çavuşumuz, uzman onbaşımız, her ne varsa neferlerimiz hepsi aslan gibi. Kahramanlarımız. Bir, bir nefer, bir er, en kıdemsiz er dahi şehit olduğunda ordunun es, en üst kademesindeki genel kurma başkanı ve Milli Savunma onun cenazesine, şehit cenazesine selam veriyor. Evet. Bu rütbe herkesin ortak rütbesidir. Vatanını savunmaya çalışan herkesin ama illa üniforma giyen değil, Allah rızası için, bayrağının istiklali için, ...vatanın istiklali için, ezanının selameti için, inançları için ölümü göze alan kimse şehiden vefat eder. Arkadaş bu rütbe Öyle şurada falan görüşülerek verilmez bu rütbe. Evet. Şimdi biz Suriye'de e, olmadığımız zaman kiliseye, Gaziantep'e hatta Hatay'a, orada ne kadar şeye, Nusaybin'e... Yüze yakın insan kaybettik tabii ya. Tabii tabii. Nusaybin'e şeyler geliyordu, roketler geliyordu. Tabii roketler geliyordu. Biz oraya girdikten sonra roketler durdu. Yoksa insanlar kilisi, Nusaybini efendim şurayı burayı terk ediyorlar. yani insanlarımız ya bir gidelim de sonra belki buralar düzelir döneriz. Adamların psikolojik bir şeyi vardı, tavrı vardı. Ve bir de bunlar kaza roketi değil. Yo, yo, direkt gönderiyorlar. Biz adam, yanlış adam. atılmış roket kaza ara düştü falan diyoruz ama doğru, doğru. üst üste de mi bu kaza olur ya? ya? Amerika'nın politikasıdır bu. Yani. Gelir Türk Muhribini vurur, yanlış vurduk, kaza oldu Tabii. der. Şimdi, Şimdi. dolayısıyla bu kimselerin bugün memleket yurt dışında savaş halindeyken savaşan kitleyi hedef alan açıklamaları yapmaları yapmaları demolize etmeleri memlekete ihanet suçunu irtikab ettiklerini gösterir. Evet. Beni şahit göstersinler giderim göster şahitlik ederim. Niye be, mesela dün bir şey daha oldu. Dün mü önceki günkü bir televizyonda bir Zaten muhterem vardı eğri oturuyordu doğru oturuyordu ama bir şey söyledi dedi ki gezide çapulcuların terör örgütlerinin yaptığı dedi dünyaya örnek oldu dedi o, o çapulcu değil göstericiler göstericiler düzeltirim çi çi çiçekçi çocuklar evet bu dolma camiine girip de kafa çekip orada efendim hastane kuranlar değil belediye otobüsleri toplu taşımaya engellediler tabii. esnafı berbat ettiler yaktılar yıktılar orayı ...ATM'leri. Yüzlerce esnaf... ...iflas etti o piyasada. İflas etti ya. Evet. Tövbe etti adam yedi sülalesine. Şimdi... Bir daha ben Taksim'de iş yeri açmayacağım... <laughs> ...diye. Şimdi Batı medyası... ...çapulink dedi bunlara. Ben de... ...onun için çapulcu diyorum. Yani vandalizmin en önemli... ...örneği. Hı. Adam bunu övdü ya. Çok önemli bir örnek teşkil etti bu dedi. Bu eylemler dedi. Dünyaya, Dünyaya... eylem ihraç ettik diyor adam... ...utanmadan ya. Şimdi bu adam peki suç işlemiyor mu? Madem ki öyle bu adam da suç, suç işliyor. Suç. Evet. Şimdi suç. delil bulamıyorlar ya. Evet. Ya delil bu işte delil en önemli. Delil adam diyor ki ben bunu destekledim. Biz bunu yaptık destekliyoruz ve çok önemli bir örnektir diyor. Evet. Buyurun efendim. Lübnan'da 10 yer saydı adam 10 yer 10 evet. yerde dedi. Bizim geziyi örnek alarak hareket etti. Dedi. Ya bu millet o kadar saf ve temizdir ki Türk milleti. Evet insanları birbirine karıştırmak için düşmanla dahi bunu uygulamamıştır ya. Sen bu milleti nasıl suçlarsın ya? Bunları peki CNN televizyonu, CNN World, Batı, Batı, Batı dünya, orada dünya CNN'i, evet. CNN Türk olarak söylemiyorum, dünya CNN'i oradan günlerce canlı yayın yapmadı mı ya? ellerinde bazı metinler düştü, bildiriler, bildiriler evet. falan evet. okundu. Yani kimin yönlendirdiği Döner belli. Bölge... Döner dürümlerini kim gönderdi ya? Evet. Hayır orada bir şey mutfak kurdu bir iş adamı. Peki senin partinin milletvekilleri o çukurların üstlerinde seke seke rol yapıyorlardı. Tabii. Onlar böyle vatan kurtaran aslar gibi dozerlerin üstüne falan çıkıyorlardı. Sırrı Süreyya Önder'in şeyi <laughs> Tanal, Manal, onlar, ya, onlar olmaz, bir, tamam. bir enteresan oldular ya. Evet ya. Ve onlara taraf çıkanlara da sorulması lazımdı. Niye bunlara taraf çıktınız? Bunlar memleketi kan deryasına yuvarlamak istiyorlardı diye. Evet. Adam taktı. Zamanı yurur başkanım diyen adam. Çocuklar mesajınız alındı dedi. Çocuklar demek. Benim çocuklarımsınız demek ha. Evet. Peki efendim. Kısa bir reklam sonrasında birlikteyiz. Araştırmacı, tarihçi, yazar İsmail Yağcı var efendim programımızda. Evet sevgili dinleyiciler tekrar birlikteyiz, beraberiz. Söz Sözü Açtı programında araştırmacı, tarihçi, yazar İsmail Yağcı. Efendim varlık vergisini konuşacağız. Ve tabii öncelikle muhataplarının beyanları var. Çok önemli evet, anlatıyorlar. Evet birkaç hatıra var tabii orada. Tabii o hatıralar çok önemli. O aydınlatacak konunun nasıl olduğunu ve, ve, varlık vergisinin ne menem şey olduğunu en iyi onlar onların ağzından da dinlemek istiyoruz. Notlarınız arasında vardı ben biliyorum. Buyurunuz efendim. Varlık vergisinden aldıklarınızı nereye harcadınız desek ya bizde. Onlar diyor ya deprem vergisinden aldıklarınızı nereye harcadınız? Partililer mi söylüyor bunu? Ee, Politikacılar. Tabii canım. Parti başkanları söylüyor. Ben de onlara söylüyorum. Bu devletten aldığınız seçim yardımları nerede harcadınız? 1942 13 Kasım tarihli Efendim Yeni Sabah gazetesi evet yazarı Aka Gündüz. Bu Aka Gündüz eski teşkilatı mahsusacı yani istihbarat elemanı Abdülhamit Han'ı devirmek için e, uğraşan ittihatçıların bu Emniyet teşkilatı, sivil emniyet teşkilatı. Abdülhamit Han döneminde Yıldız Teşkilatı var, İstihbarat teşkilatı. Yıldız Teşkilatı ama bu teşkilat... Ondan sonra Cumhuriyet döneminde, şey döneminde bunlar, var bunlar, mı? Bunlar, hayır bunlar bu teşkilatı Abdülhamit Han'ın teşkilatına rağmen kurdular. Bu vardı zaten o dönemde. Vardı. Ama yer altında. Çok ilginç üyeleri var. Çok bilinmiş, i̇şte, böyle... İşte, Akan Gündüz. Evet. Ya hayır, adamın ne yazılarını okuduk kardeşim ya beklemeklerde yani. ya. Hayır hayır böyle cemaat liderleri falan gibi isimler geçiyor da insan şaşırır, kul kalıyor. Ko Kodadı neymiş biliyor musunuz? Bilmiyoruz efendim. Aka Gündüz'ün. Enis Avni. Vay be. Süleyman Kuşçu zamanı bu. Evet. Memleketin Güneydoğu cephesinde kayıp kaybedilen bütün toprakların sebebi Süleyman Kuşçu'dur. Hmm. Evet. Ve bu teşkilattır. Çünkü bu teşkilat saf ve temiz değildi. Bu teşkilat memleketi imparatorluğu parçalamaya çalışanlarla, İngilizler dahil işbirliği teşkilatıydı aslında. Böyle mit olur mu ya? Ama şöyle bir şey var. Ee, orada zaten deniliyor ki siz bu yıldızı tasfiye edin, yıldızı ortadan kaldırın böyle bir şey kurun yani hilafeti de kaldırın. Kaldırın tabii dışarıdan Şart. dışarıdan gelen şeyler. Hilafeti var. ufak sesle söylüyorlar. Evet. Yüksek sesle söylemiyorlar. Birileri bek rahatsız eder diye, korkarlar bu işe girmezler diye. Evet. Sonra sonra bunlar Abdülhamid Han'ı tahttan indirdikten sonra bu ...ittihatçılara... ihtilalcilere 31 Mart Vakası'nın önde gidenlerine İngilizler yüz vermemeye başlıyor. Merak ediyor İttihatçılardan birisi. Doktor Rıza. Ya diyor biz o kadar geldik tepe başına diyor İngiliz... E, ...sefaretine. Bizim yüzümüze kimse bakmadı 31 Mart'tan sonra. Önce diyor gittiğimizde bize yemekler verilirdi. Toplantılar yapılırdı. Bize Aa. açıklamalar yapılırdı. Niye diyor? Misyonlarını tamamladılar. Işini sefir, mi? Sefir Layar Yok. Öyle mi? Layar diyor ki niye yüz versinler ya? Londra'da görüşüyorlar. Hı hı. Neden efendim diyor, bizim kabahatimiz oldu. Biz size Sultan Abdülhamit Han'ı in indirin ama hilafeti de kaldırın demiştik. Halife yerinde duruyor diyor. Siz görevinizi tam yapmadınız, biz sizin yüzünüzü onun için bakmadık ve bakmayacağız diyor. Vatanın ha, ha. hedefinde halifelik var. Tabii. tabii. Evet. Tabii. Ondan sonraki gelişmelerde zaten halifeliğin kaldırılması için alabildiğine başka şekillerde devam etti. Bir tane profesör adını söylemeyeceğim. Bir üniversitedeydik. Böyle bir tartışma ortamı. Ee, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı'nı eleştiriyorlar. Ya niye eleştiriyorsunuz? Yani bunun bir özel sebebi var mıdır? Tamam söylediklerinizi anlıyoruz. Ee, falan dedi. Evet dedi, var dedi. Namaz kılıyor dedi. <laughs> Allah Allah. Çok ilginç bir şey. Namaz kılıyor dedi. Ee, hocam dedim yani burası e, Müslüman dedim ya. Yani burada, bu ülkede, Cumhurbaşkanı'da, herkeste... De. Değil mi efendim? Evet. Namaz kılacak kadar doğal bir şey var mı? Sonra inançsız toplumlar yaşar mı dedim ya. Mutlaka bir şeye inanıyordur. E kardeşim biz de inanıyoruz falan. Ama yani falan. Sonra eski bir genel kurmay başkanının... ...şeylerini, söylediklerini bir okudum. O da diyor ki, ben diyor... ...mütedeyyin birisiyim, namaz kılardım ama diyor herhalde görev başında namaz kılma suçlaması yapılmasın diye ben akşamları bu hepsini evde kılardım diyor. Gündüz kılmadığım namazları falan böyle. Taaptap <laughs> tap. O Şeyi o de. dediğiniz o dediğiniz gelen kuru var Evet. Eee kadar namazını kılardı ben tanırım bize Sonra yakın, mı bıraktı? Bize yakın devrededir. Evet. Baktı ki yükselebilmesi için omuzundaki rütbelerin artması için namaz kılmaz görünmek. Ha onun için. Yani kendini gizlemiş. Güya. Ama, ama güya. Yani, yani burada Batı'nın hedefi, İngiltere'nin hedefi demek halifelik müessesesiymiş. Evet. Aslında Abdülhamit Han değil yani. Evet. Evet, anladım. Bu anlaşılıyor. İşte bu Enis Avni. Yani evet. asıl baba adı Aka Gündüz olan kimse. Yani babasının koyduğu ad diyorum. Orada reyler ittifaka verildi diye başlıklı yazısında. Allah Allah, reyler ittifaka verilmiş. İyi mi? Hatta Allah Allah o zaman da ittifak varmış. Bugün de demokratik güçler ittifakı var. İttifakı var. Evet. Memleketin yedi bölgesini dolaştığını, yarenlikler çerçevesinde sohbet yani, yaptığı gizli ve açık ankette vatandaşlara vurguncu hakkında ne düşünüyorsun diye sorduğunu anlatıyor. Aldığı cevapları paylaşıyor mütalalar, fikirler tümen tümendi diyor yazısında. Asmalı bunları, kesmeli bunları, kuşbaşı doğramalı, kıymasını iki çekmeli. Bir kere de değil, iki, iki kere çekeceğim. Malum 27 Mayıs'ta kıymadan başladı. Evet, tabii. Gırtlağına erimiş kurşun akıtmalı. Öf. Malının mülkünü millet hazinesine almalı. Bir çınarın altına kazık çakmalı sağ bacağını bu kaza sol bacağını da çekip yere indirene kadar çınar dalına bağlamalı. Sonra dalı birdenbire bırakarak gövdesini eşek pastırması gibi ikiye ayırmalı. 1942'deki çıkan Türk basınında çıkan bir gazetenin Baş yazarı Aka Gündüz'ün yazısını okuyorum. Evet Bu vergiyi vermeyen, kendini gizleyen... Vergi böyle değil, yapasın. daha vergiye gelmedi. Daha var değil mi? Vergi için millete hazırlıyorlar. Tabii. Vurguncuları önlemek için bunu yapıyoruz diyorlar. Çünkü bu verginin aslı G ve V rumuzlarındadır. G gayrimüslim, M müslüm. Hani siz müslümle uğraşıyordunuz, oraya gelince... G ile M'yi birbirinde iç savaşta kavga ettirmek için mi? G'ye gayrimüslim olanlara vergiyi yüzde otuz, M'de yüzde ona düştün. Adam aynı serveti var, birisi otuz lira veriyor, birisi on lira veriyor. Gibi ayrımcılığı getirdi bu vergi. Hani adildiniz? Hani dininden, dilinden, bilmem bir ırkından, e, renginden, saçından dolayı Göz yeşilliğinden dolayı insanlar ayrılmazdı. Niye siz 1942'de Müslümle gayrimüslime aynı demokratik şartlarda bizim getirdiğimiz cumhuriyet diyor, cumhuriyeti biz kurduk diyor. Siz bu cumhuriyeti mi getirdiniz? Yoksa cumhuriyeti istediğiniz gibi yani affedersiniz cumhuriyeti sanki kendine itaat edecek köle gibi bir yani benim canım şunu istiyor ne bu bu cumhuriyetler işte bu demokrasiden işte deyip kendi canın istediğini söylüyorsun. Ne bu? Demokrasi bu. Efendim <laughs> şu korkunç manzaraya bakar mısınız efendim? Çınar altına bir götüreceksin, bir kazığı çakacaksın. Adamın bir bacağını çınara, bir bacağını kaza ve o adamı oradan ikiye böleceksin. Ve affedersin eşek pastırması gibi ikiye ayırmalı işkembesine zil doldu, zift doldurup güneşe asmanı. İşkence ve öldürme ya, planlarını. Bu adamın kitapları bize <laughs> okullarda niye okutuldu kardeşim ya. ya? İki gözünü oyup bir avucuna vermeli. Kırk katırın kuyruklarına bağladıktan sonra kırkına birden kırbaç atmalı. Halk böyle diyormuş. At Yalan söylüyor yazıyor bunları Yalan evet. söylüyor, kendi halk yiyor, halka mal etmeye çalışıyor. Harbin sonuna kadar her gün yedi yerinden cımbızlayıp koparmalı. İkinci Dünya Harbinde bahane diyorlar, bitti bitecek. 42 ya daha 200 sene var ama esas son senesi 42. Ondan sonrakinde işaretli dönüşe geçiyor. Temmuz ortasında çırılçıplak edip çöplüklere, çöplükteki sineklere peşkeş çekmeli. Ve daha neler neler diyor. Aa adam daha dahalarını söylememiş. Çoluk çocuğuna, namusuna, ırzına tecavüzleri falan yazmamış yani. Daha neler neler diyor. Daha büyükleri var ama diyor. Artık terbiyen müsaade etmiyor. Senin terbiyen yokmuş ki zaten bunları yazmışın. Milleti kışkırtmak için bu. Milletin söylediği değil. Ben ülkeyi dolaştım. Halk reyini gene ittifaka verdi. Yani bu vurgunculara, karabozoculara vermedi demek istiyor. Bu kanunun mucib sebepleri de tek noktada toplandı. 8 milyonun selameti için 1800 kişi feda edilebilir. Buyurun. <laughs> evet. 8 milyon için 1800 kişi asılabilir diyor. Manlı el konulabilir. Asılabilir. Asılabilir. Yani feda edeceksin. Feda. Tabii. Bu kanunun ve 1800 üzerinde reyler ittifakla verildi. Bu kanun ve 1800 üzerinde reyler ittifakla verildi. 8 milyon rey almışlar. 1800 kişi de hayır demiş. Nasıl bir seçim ise? Evet. Efendim bu G grubuna G grubuna kanunun çıkışı şu. Yüzde %50 vergi D grubuna, evet. dönmeler grubuna yüzde yirmi beş vergi. E grubuna, ecdebiler yani, yüzde on iki buçuk. Çiftçiler yüzde beş ödeyeceklerdi. Toprak mahsulleri vergisini çıkarıyorlar, varlık vergisini beceremeyince. Herkese, yazdıkları vergiyi tarh ettikleri, tahakkuk ettikleri vergiyi tekrar tekrar terkin ediyorlar. Evvela tecil ediyorlar. Dur bakalım hele ödemeyin diyorlar. Sonra da tamam tamam borcumuz yok bitti. Yok say sen bunu yok say, kapattık. Tamam. Mafya usulü yani. Bu sefer önceden vergi verene namusuyla ödeyen G'ler geliyorlar. Ya bizden dünya kadar para aldınız. Bir şey ayağa çıkartıyorlar. İşte onlar da devlet tekrar verecekmiş. Vermiyorlar ama devlet bu lafları çıkaranları epey cezalandırıyor biliyor musunuz? Öyle mi? Tabii. Evet. Tabii. Şimdi bu yüksek vergileri ödeme süresi 20 Ocak 1943 günü bitecekti. Ertesi gün hacizler başladı. Hacizlerin icdasını şimdi yayınlanmayan Rum gazetesi Apoyev Matini yayın müdürü Mihail Vasili Adis gazeteci Celal Başlangıca şöyle anlatıyor. Haciz nasıl başlamış? Bakın Atavullah Peşinde. Bu tam canlı bir hatıra. Önemli bir örnek bu. Evet. Beyoğlu Karakolunu biliyorsunuz. Türk gazeteci anlatıyor. Kalyoncu Kulluk Sokağı var. Hala da var o sokak. Evet. Tarlabaşı Bulvarı'nın kesiştiği yerde Karakolun tam karşısındaydı benim doğduğum ev. Babam Aristodumas diş hekimiydi. Ben doğmadan 10 gün önce beyin kanaması geçirmiş yatalaktı. Doğmadan daha dünyaya gelmeden. Eve memurlar geldi. Hacı. Hani 23 Ocak günü son gün ya. Evet. Yatıracak kimse yok ki baba yatalak. Sen istediğin kadar vergi yaz Yanlarında bir hamal vardı. Memurların. Babamı yatağında tutup yerdeki şilteye indirdiler. Ve altındaki yatağı alıp gittiler. Vay be. Altındaki yatağı alıp gittiler. Giderlerken de iyi ki böylesin ha demişler adama. Duyuyor mu bizi? İyi ki böylesin. Böyle olmasaydın şimdi sen Aşkali'ye gideceksin. Şükret ki Aşkali'ye göndermiyoruz seni kar temizlemeye. Buyur. Ya hiçbir vicdanınız yok. Adam yatalak olmuş. Yerinden kıpırdayacak hali yok. Çalışmıyor. Bu lafı söyleyerek bu adamdan hangi hıncı alıyorsunuz? Gayrimüslim, müslümi Osmanlı ayırır mıydı ya? Ya böyle bir şey olabilir mi? <laughs> evet. Babamın muayenehanesi evimizin karşı odasındaydı. Odasıydı haz ettiklerini o odaya tıktılar. Haz ediyorlar ama götüremiyorlar. Vasıta yok. Muayene hane olarak kullandığı odaya tıkıyorlar. Kapıyı da mühürlediler. Açanı yakarız. O mühürü boz bakalım. Gelen memur yanındaki hamala kapıyı kapa ve mühürle dedi. Mühür, mü, memur mühür mü basacak yani? Hamal yapar o işi manasına. Sen koy mühürlediler. Zavallı bir adam da hamal. Pabucunun arkası basık, topuğu kalkık, pantolonu yamalı, üstü başı ter kokan. Fakat nur yüzlü biriydi diyor hamal. Oyuncağımı bile aldılar diyor. Ben çocuktum o zaman. Benim oyuncağımı bile alıp o diye kapattılar diyor. Hazreti abi tutmuşlar. Yeah. 1942 varlık vergisinin çıkarıldığı zaman İktidarda Şükrü Saraçoğlu Başbakan. Evet. Bu arada odaya tıkılan eşyaların arasında benim de sallanır bir oyuncak atım vardı. Böyle ön arkaya sallanan tahtadan oyuncak at vardı. Tam kapıyı mühürlerken ben çocuk kafası işte. Oyuncak atıp içeride kaldı dedim. Hamal anladı. Nur yüzü diyor ya. Anladı. Bağladığı ipi kapıdan çözdü. Daha mühürü basmadı. Bana kapıyı açtı. Atımı aldım. At kucağımda. Adamın yüzüne bakıyorum. Gülerek bakıyorum. Tebessüm ediyorum. Ya ne diyeyim adama? Gülüyorum çocuk. Adam da bana gülümserken birden yüzü dondu. Çünkü arkamdaki memur bağıra bağıra oyuncağımı Elimden koparırcasına çekip aldı. Evet. Mühürlenmek üzere olan kapıyı açtı. içeri fırlattı. Küteledi yani. Veya köteledi. Öyle Vay atıldı. Atmak, Elinden almışlar gene yani. Tabii. Vay. Hamala sen kim oluyorsun lan? Sen hamalsın ya. Bunlara bul lazım Yani gayrimüslimlere ölüm diye sokaklarda dolaşmamışlar iyi ki. ve mühürle dedi. Karşımdaki hamalın gözündeki yaşı gördüm. Hamal ağlıyor. Bu çocuğun atını ne kaça vereceksin? Niye bu zulmü yapıyorsun? Fakat ben ağlamamam gerektiğini düşündüm. O adamın çirkinliği, öteki hamalın nur yüzü hala gözümün önünde. Nasıl dokunmuş çocuğa değil mi hamal? Evet. Bir Ruh yapsınlar. Efendim bitiriyoruz bugün de. Ama bu ee, bu hatıralar hep tabii, böyle gidecek biraz. Ama bu bunlara okuyalım. Hakikaten millet bilsin, öğrensin. Bir diş çok doktoru canlı. ya. Evet. Yani Türkiye'de hı hı. bir muayenehane açmış evinin bir köşesinde. Doktorun azlığında. elinden geldiğince sen Müslümansın, sen gayrimüslimsin demiyor. Evet. Dişini çekiyor, tedavi ediyor. Sızısını, diş ağrısı çok zor bir ağrıdır. Efendim onu dindiriyor. Müslümanla da aynı muamele yapıyor. Hristiyana yani. da aynı muamele yapıyor. Fakir Müslümanlardan belki para dalmıyordu da bu adam. Evet. Ya bu adam ehli kitaptı. Di, bir dine inanıyordu ama Hristiyana inanıyordu. Hı hı. Sen bir çocuğun o tahta atından ne istedin ya? Kilo ile satsan o at bir lira etmez ya. Bugünün parasıyla bir lira etmez. Ama onların maksadı acıtmak zaten. Kanırtmak. Acı vermek efendim. Evet araştırmacı tarihçi yazar İsmail Yağcı'ya çok teşekkür ederiz. Ben Ataullah Harvas. Bugün için Allah'a ısmarladık diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz sevgili dinleyiciler. <laughs>